Hayırdır Ali kardeş? Sermet abime ufak bir hediye getirdim, evde mi? Evde değil ama kusura bakma. Kesin emri var, seni içeri alamayız. Ya bak, bu hediyeyi geri çevirdin duyarsa sana patlar yani. Fırat abinin sağlığıyla alakalı, o kadar diyeyim ben sana. Sermet abim, hoş geldin. Hoş gördük Şadiye. Böyle işte biz de açık büfe gibi bir şeyler yaptık. İyi yapmışsınız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sinan. Sinan bizim kardeşimiz. Şadiye de bizim kardeşimiz. Hepimiz kardeşiz. Buyurun, buyurun. Zafer. Hoş geldin. Sermet abi de yeni geldi. Geçelim istersen bir şeyler yerimizde. Millet gelmeye başladı. Onu ben alayım istersen. Sen de gelenlere falan bakarsın. Tamam, olur. Ben de bir makyajımı falan tazeleyeyim. Kendime çeki düzen vereyim. Bakayım. Yo, iyisin canım. Belki göz altlarını biraz böyle kapatıcı falan sürebilirsin. Biraz uykusuz görünüyorsun sadece. Aa evet, uykusuzum gerçekten. Ama çok güzel bir uykusuzluktu. Ben biraz buz alayım. Ben... Yani ağrı kesici alacaktım da şu ense kökümden bir ağrı girdi. Neredeydi? Benim yüzümden mi ağrıyor başınız? Estağfurullah canım. İyisin, yüzümüzün ağrısın. Şey, Ali anlattı bana. O mesajları o atmış. Anlattı mı? Yani şey, çok mahcup duruma düştüm size karşı. Yani ne kafalar yaşıyorlarsa artık. Ya şey gibi bir durum değildi zaten. Hani oyun gibi biri sana mesaj atar, altında kalmamak için cevap yazarsın ya, onun gibi bir şeydi. Komiklik olsun diye yani, bir şey olduğundan değil yani. Değil mi? Zaten ben de anlamıştım öyle bir şey olduğunu. Zaten... Zaten can var. Evleneceksiniz. Değil mi? Yani can geldi bana konuştu da ben durumu anlattım ona. Onunki de böyle biraz saplantı gibi bir şey. Şimdi öğrenince siniri geçer. Ben de zaten buradan çıkınca onun yanına gideceğim. Öyle mi? Ben daha sonra mesajları okudum da... Ali ne güzel yazmış öyle ya. Allah vergisi, yetenek işte yani. Keşke ben yazmış olsaydım. Ya... Değil mi? Ya siz yazsaydınız maazallah. Vallahi çocuk bu adam. Ne istediğini bilmeyen bir çocuk. Çok güzel olmuşsun Narin. Benim de öyle birden enseden ateş bastırdı da bir ilaç alayım dedim. Değil mi? Biliyor lan. Fena basıldık arkadaş. Ne halt edeceğiz şimdi? Of. Adamı işten çıkarttık. Ablama abuk sabuk bir şeyler yumurtlamasa bari. Yok ama bu adamlar profesyonel. Sanmam. Duydunuz mu? Her şey yolunda mı? Hı? Ah Fırat'cığım, hoş geldin. Nerelerde kaldın? Geç kaldın ya. Herkes yumuldu yemeklere. Geçmiş olsun Şadi. Bu senin için. Aa, çok teşekkür ederim Fırat abi. O zaman ben şey yapayım, içecek bir şeyler vereyim sana. Ben hallederim hayatım. Sen onları suya koy.
kadar iyi davranıyorsun. Korkutuyorsun beni şu an. Fırat, herkes gittikten sonra sen kalsana. Çok önemli bir şey konuşacağım seninle. Neyle ilgili? Irmak'la ilgili. Irmak'cığım, iyi vakit geçiriyor musun? Neyin peşindesin sen Narinciğim? Ne anlamda canım? Aptal numarası yapma. Fırat'a ne söyleyeceksin benimle alakalı? Aa, Fırat sana anlatır sonra. Önemli bir şey değil. İçeri gelsene sen benimle. Koşu Hatun değil mi? Bizim biraderin nişanlısı. Senin birader pek ilgilenmiyor kızla abi. Kendi kafasına göre takılıyor. Olsun. Sen işine bak. Fırat'a ne söyleyeceğini ben derhal bilmek istiyorum. Irmak'cığım, eğer sana söyleyecek olsaydım söylerdim zaten, değil mi? Hayattaki her şeyi kontrol edemezsin değil mi? Özellikle de benim çenemi. Ne oluyor Narin? Irmak sana ne söyleyeceğimi duymak istiyor. Israr ediyor, anlamadım. O zaman söyle sen de. Yani yüzyılın en büyük sırrı değil, değil mi? Sen de söyleyebilirsin belki. Yok yok, değil değil. Ne olacak canım? Yani madem öyle. Irmak'cığım, senin için bir sakıncası yoksa pasaportunu görebilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.